Ben Doktor Tarık Yanık, kulak burun boğaz uzmanıyım. 2013 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. 2014 yılında kulak burun boğaz ihtisasıma başladım. 2019 yılında da uzmanlığımı aldım. 1,5 yıllık bir mecbur hizmetim oldu. Ardından da tekrar İstanbul'a geri geldim ve uzman olarak çalışıyorum. Yani aslında adı üzerinde kulak burun boğaz ve buna ek olarak da biraz baş boyun cerrahisi de bizim alanımızın içerisinde. Kulakla ilgili bütün cerrahi ve cerrahi olmayan hastalıklar, keza burun ve boğazla ilgili yine bu tip patolojileri tedavi ediyoruz. Bunun yanında işte boyunla ilgili kanser ya da ona benzer bazı hastalıklar da yine bizim alanımızın içerisinde. Bunun ötesinde de tabii estetik işlemleri de yine gerçekleştiriyoruz. En çok bilineni tabii rinoplasti. Ama bunun yanında yüz ile ilgili diğer estetik işlemleri de yine gerçekleştiriyoruz. Belki biraz klişe bir yorum olacak ama sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar daha fazla fotoğraflarıyla bir kimlik belki inşa ediyor diyebiliriz. Bunun da tabii yine en böyle önemli unsur yüzleri. Burunu tabii yüzün tam ortasında bulunan ve yüzün belki de iskeleti diyebileceğimiz, çatısı diyebileceğimiz bir organ olduğu için de özellikle rinoplasti talebi son yıllar giderek artmış durumda. Bunun da yanında tabii işte göz etrafındaki kırışıklıklar, ciltle alakalı bazı estetik olmayan durumların da yine tedavisi son zamanlar ön plana çıkmaya başladı. Dediğim gibi bu genelde artık biraz da belki imaj kültürü diyebileceğimiz bir kültürün içerisinde var olduğumuz için bu talepler giderek artacaktır diye düşünüyorum. Rinoplasti hastaların hem kozmetik hem de fonksiyonel yani nefes alma ile ilgili sorunlarının çözüldüğü bir ameliyat. Aynı esnada hem burun sırtı hem burun ucu hem de burnun içerisinde nefes almayı sağlayan ya da havanın geçişine izin veren yapıların sorunlarının çözüldüğü ve tek bir seansla çözülebildiği bir ameliyat. En başta belki söyleyebileceğimiz şey nefes almak her an, her saniye yaptığımız bir şey. Özellikle de uyku esnasında çok önemli olan bir şey. Uykuda özellikle dinlenmeyi sağlayan ve derin uykuya geçmeyi sağlayan temel şeylerden bir tanesi de beyne yeteri kadar oksijen gitmesi. Bu da nefes alamayan bir burunda pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu hastalar çoğunlukla gündüz vakitlerinde, öğle yemeklerinden sonra ciddi bir ağırlık çökmesi, gün içerisinde yorgunluk, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı gibi sıkıntıları çok fazla yaşıyorlar. Bir de eskiden daha fazla fonksiyonel ve kozmetik ayrımı çok fazla yapılırdı. Yani işte hatta belki duymuştur birçok hastada. İşte nefesle ilgili sorunları daha çok kulak burun boğazcılar, kozmetik problemlerle ilgili şeyleri de plastik cerrahlar halleder gibi bir genel geçer bir yaklaşım vardı. Belki eski zamanlarda bunun doğruluğuna sebep olan bir zemin vardı. Ama artık bunlar pek kalmadı. Hatta son yıllarda belki şöyle bir algılayış gelişti. Fonksiyonel olarak iyi nefes alan bir burun genel olarak aynı zamanda iyi görünen bir burun oluyor. Tersi de geçerli. İyi görünen, güzel görünen, estetik olan bir burun aynı zamanda genel olarak tabii istisnalar olsa da genelde de iyi nefes alan bir burun oluyor. Dolayısıyla aslında ikisi birbirine zıt kavramlar değil, tam tersine birbirini bütünleyen şeyler. Dolayısıyla yapılan, işte son yıllarda geliştirilen bazı tekniklerle beraber her ikisini de sağlayabildiğimiz bir ameliyat oldu artık rinoplasti. Zaten estetik olarak bir hastanın bir şikayeti varsa bunu herkes olabiliyor. Tabii burada işte 17-18 yaşından sonrasını yapıyoruz. Çünkü hem yasal olarak bir kere eşit olmak gerekiyor, hem de dokuların iyileşmesi açısından. Özellikle 17-18 yaşına kadar dokular hep büyümeye, gelişmeye devam ediyor ve biz bu gelişme tamamlamadan ameliyat yaptığımız zaman ileride bu kıkırdak dokusu veya kemik dokusu şekil değiştirdikçe belki ilk zamanlar güzel görünen bir burun olsa da uzun dönemde tekrar kötü görünen bir buruna dönüşme ihtimali olduğu için bu yaşlardan önce pek tercih etmiyoruz. Bazı hastalar bir fotoğraf getirip ben bu şekilde olmak istiyorum diyor. Belki de mümkün olabiliyor bunu yapmak ama öncelikle beklentileri bir kere realize etmek gerekiyor. Getirdiği fotoğraf ile eğer çok farklı bir yüz yapısına sahipse hasta belki ya bir ortak noktada buluşabiliyoruz veya diyoruz ki bunu yapmak pek mümkün değil. Biz ne yapabiliriz? Onu söylüyoruz. Hasta bizden ne bekliyor? Onu dinliyoruz ve ortak bir talep, ortak bir sonuca ulaşıyoruz. Daha sonra da ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bunun yanında bazı mutlaka hastaların fotoğraflarını çekiyoruz ameliyat öncesi ve tam olarak nereden şikayetçiler onu belirliyoruz.
üzerinde simülasyonlar yapıyoruz bazı programlar aracılığıyla ve hastanın nasıl bir şekil istediğine karar veriyoruz. Öncelikle hasta buna karar veriyor. Daha sonra biz de ne yapabiliriz onları konuşuyoruz. Ardından da ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun yanında hastanın nefes sorunları var mı yok mu onları öğreniyoruz. Herhangi bir kronik hastalığı var mı onlara bakıyoruz. Ve tabii daha da önemlisi belki daha önce geçirilmiş bir burun ameliyatı var mı ona bakıyoruz. Böyle bir durumda tabii ameliyatın şekli, süresi ve birçok şey çok fazla değişiklik gösteriyor. Onu da yine hastayla konuşmak gerekiyor. Ameliyatın süresi açıkçası biraz değişken. Hastanın burnunun yapısına göre, talebine göre ve solunum problemleri olup olmamasına göre değişiyor. Daha önce ameliyat olmuşsa, revizyon dediğimiz ikinci ya da üçüncü veya dördüncü ameliyatlarını yaptığımız zaman çok daha uzun süreler bu ameliyat sürebiliyor. Bunun dışında tabii hastalar ameliyattan sonra bir gün hastanede kalması gerekiyor. Bu esnada biz bazı ilaçlar veriyoruz. Hasta anestezi aldığı için takip ediyoruz hastayı. Ertesi gün sabah eğer herhangi bir sıkıntısı yoksa genelde taburcu ediyoruz. Bazen çok kısa süren işlemler oluyor. Ve diyelim ki sabah saatlerinde biz bu iş ameliyatı yaptıysak akşam saatinde gönderebiliyoruz. Bunun dışında burun içerisine tamponlar yerleştiriyoruz. Bu tamponların görevi kanamayı engellemek. Ameliyatın ikinci gününde veya bazen üçüncü gününde ihtiyaca göre bu tamponları alıyoruz. Eskiden çok daha ağrılı bir işlemdi bu. Bez tamponlar kullanılıyordu ve gerçekten de ağrılı işlemlerdi bunlar. Ama artık silikon tamponlar kullandığımız için çok daha ağrısız bir işlem. Ve bir tane dikişi var. O dikişi kestikten sonra çok rahat bir şekilde çıkıyor. Herhangi bir ağrısız olmuyor. Aynı şekilde ameliyattan sonra hastanın burun sırtına işte bazı plastik materyaller yerleştiriyoruz. O burnun şeklini bir hafta boyunca muhafaza etsin diye. Aynı zamanda burun sırtındaki ödemi azaltsın diye. Birinci haftada bu koyduğumuz plastik materyal ve bantları da alıyoruz. İhtiyaca göre bazen bir hafta daha olmak üzere bantlıyoruz. Bazen bunu da yapmıyoruz. Hasta normal hayatına devam ediyor. Özellikle ilk bir hafta istirahat öneriyoruz hastaya. Çeşitli ilaçlar veriyoruz. İçerisinde antibiyotikler, ihtiyaç halinde kullanabileceği ağrı kesiciler ve bazı burun yıkama solüsyonları oluyor. Birinci haftadan sonra bunlara ihtiyaç kalmıyor. Hasta normal hayatına devam ediyor. Aslında ağrılı bir işlem değil. Yani hastalarımızın birçoğu ameliyattan sonra burnunda herhangi bir ağrı olmadığını söylüyor. Bazen boğaz ağrısı gelişebilir. O da işte hasta anestezi altında olduğu için tüple yutuluyor. Ve bu tüpün bir ağrısı olabiliyor. Bu da en fazla birkaç gün sürüp geçen bir ağrı. Şişlik, morluk evet yani bu ameliyatta olan bir şey. Sebebi de burnu açtığımız zaman mutlaka bir miktar kanama gelişiyor ameliyat esnasında. Bu da şişlik ve morluğa sebep oluyor. Kullanılan tekniğe bağlı olmak üzere bu şişlik bir haftadan başlayıp belki bir aya kadar, belki daha da uzun bir süreye kadar uzayabiliyor. Bu tabii hastanın cilt yapısına, herhangi bir hastalığı olup olmamasına, ameliyatın süresine birçok faktöre bağlı. Genel olarak bir hafta içerisinde morluklar geçmiş oluyor. Şişlik bir miktar daha devam ediyor. Bazen birkaç hafta ya da bir aya kadar sürebiliyor. Tamamen şişliğin geçmesi, mikroskopik düzeyde geçmesi bir yıl iki yıla kadar uzayabiliyor. Ama hastaların o çok şiş görüntüsü bir ay sonra çoğunlukla artık kaybolmuş oluyor. Rinoplastide teknikler aslında dönem dönem değişiyor ve aslında genelde güncelleniyor. Yani işte örnek vereyim, daha öncelerde kapalı teknik yapılıyordu. Bunun içerisinden sınırlı bir kesi yaparak sadece burun sırtındaki kemer alınıp bazı basit işlemlerle bu ameliyat bitiriliyordu. Daha sonra burun ucu için bazı teknikler geliştirildi ve bunlar açık teknikle ancak yapılabilecek teknikler olarak değerlendirildiği için açık tekniğe geçildi. Sonra işte kapalı teknik tekrar biraz daha popülerize oldu. Veya bunun dışında çok daha eskiden burun sırtındaki o doğal yapıyı çok bozmadan yapılan bazı ameliyatlar vardı. Bunlar 20. yüzyılın ortalarında sıklıkla yapılan işlemlerdi. Daha sonra bunun bazı komplikasyonları olduğu düşünüldü veya bazı teknik zorlukları olduğu düşünüldü ve yapısal rinoplasti veya işte structural rinoplasti denilen bir teknik geliştirildi ve burada burun sırtı törpülenerek ve kıkırdaklar biraz daha kesilerek yapılan bir teknikti. Çok uzun yıllar çok güzel sonuçlar alındı bu teknikle de. Ama bazı hastaların uzun dönem sonuçlarında burun sırtında bir takım düzensizlikler olduğu fark edildi ve acaba biz bu eski teknikleri biraz daha güncellesek mi gibi bir yaklaşım geliştirildi ve
Artık son belki 4-5 ya da 10 yıldır belki geliştirilen bazı teknikler var. Bunlar da burun sırtının doğal yapısı korunarak, törpü yapılmadan ya da orada çok fazla agresif işlemler yapılmadan bu burun sırtındaki kemerin düşürüldüğü bazı teknikler tekrar popüler hale geldiler ve biz de bunları artık sıklıkla yapar olduk. Açık teknik ve kapalı teknik diye belki bir ayrım yine yapılabilir. Çok dramatik farklar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Her iki teknikte de gayet iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Dediğim gibi mutlaka doktorla iyi bir iletişim halinde olmak gerekiyor. Ve beklentileri realize etmek belki de yine en önemlisi. Çünkü ameliyat sonrasında hastaların genelde benim kişisel gözlemim en çok belki merak ettikleri ya da dikkat ettikleri şey acaba ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı yaşarsam bu kişiyle, bu hekimle ben ne kadar sağlıklı bir iletişim sürdürebilirim, ne kadar benim taleplerimi ya da sıkıntılarımı giderebilir, belki gideremese bile en azından bu sıkıntıları ne kadar paylaşabilir. Hastaların gözünde belki de en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Bu ancak iyi bir iletişim kurarak bence mümkün olan bir şey. Tavsiyem odur.